Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Gazze'deki savaşa paralel olarak Amerikan üslerine yönelik saldırıların arttığını izliyoruz. Aylardan beri konuşuyoruz. Yüzün üzerinde Amerikan e, askeri varlığına yönelik saldırı gerçekleştirildi. Özellikle Irak ve Suriye hattında dün e, ilk kez Amerikan güçleri kayıp verdiler. 3 Amerikan askeri oldu. 34 asker de yaralandı. Bunlardan 7 ya da 8'i e, Ürdün'deki hastanelere kaldırıldı. Kaldırıldı. Bu e, son derece önemli. E, sonuç son itibariyle bölgede çatışmaların kontrolden çıkabileceğine dair öngörüler öteden beri ortalıkta dolaşıyor, konuşuluyor. Şimdi Amerikan yönetimi kime nasıl yanıt verecek ve bu yanıtın çapı ne olacak? Bölgesel bir çatışma riski ne kadar yükselecek? Bunları işte merakla bekliyoruz. Bir drone yani SİHA saldırısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen yer vurulan yer Burç 22 ya da Kule 22 diye bilinen, aslında çok bilinmeyen haritada bile bulamayacağınız bir nokta Burası Ürdün toprakları içerisinde ama Suriye sınırının dibinde e, Rukban ve Tenef e, kampları var Amerika'nın e, işte hani kontrol ettiği kamplar diyelim e, Tenef kampı Suriye'nin e, içerisinde e, Ürdün, Irak ve Suriye'nin kesiştiği yerde. Rukban kampı ise Ürdün ile Suriye sınır hattında. O da son itibariyle önemli bir bölümü Suriye sınırları içerisinde ama sınırın tam üzerinde diyebiliriz. Bu buralar insansız bölgeler. Normal koşullarda öyleydi. 2011'de işte Suriye karışınca e, ve burası bir süre sonra 2014'ten itibaren özellikle de Amerika'nın bölgede operasyonlara başlamasına paralel olarak buralara muhalifler yerleştirildi aileleriyle birlikte ve Amerika burada özellikle teneffüsünde muhalifleri eğitmeye başladı ve o bölgeyi kontrol edecek bir şekilde bir yeni bir strateji geliştirmeye çalıştı. Burç 22 ise Buradaki operasyonları yürütmek üzere Amerikan askerlerin konuşlandığı küçük bir yer. Burası muhtemelen yani kimse sayısını çok bilmiyor ama 300 Amerikan askerinin olduğu bir yer. Peki burada Amerikan askerleri ne yapıyor? ne Neden oradalar? Tabii bunun e, yani e, bir resmi açıklama var işte IŞİD'le mücadele çerçevesinde Amerikan güçleri o bölgede bulunuyor ama az önce söylediğim gibi Amerika orada muhalifleri eğitti donattı ee, ve orada hala e, muhalifler e, bir muhalif güç e, orada varlığını sürdürüyor. Bunun dışında tabii ki yani bölge, bölgede özellikle Suriye ordusunun bölgede tam hakimiyetini, sınır hatlarında hakimiyetini önleyecek bir şekilde Amerika orada varlık gösteriyor. Bu varlığını da şu şekilde temellendiriyor. İran bağlantılı milis güçlerinin işte Irak'tan Suriye'ye geçişlerini önlemek ya da İran etkisinin önünü kesmek vesaire. Tabii bu geçişler daha kuzeyden normal sınır kapısı şu anda Suriye'nin kontrolünde o bölgelerden yapılıyor. İran devrim muhafızlarıyla bağlantılı, Kudüs gücüyle bağlantılı pek çok milis yapısı da o hatlarda son derece etkin. Yani El Bukemal sınır kapısından itibaren Şedadi hattına varıncaya kadar Fırat bölgesinde bir de Humus'un arka taraflarında İran milis güçleri, İran destekli milis güçleri ve tabii ki Suriye ordusu etkili. ancak Amerika diyor ki ben o bölgede işte İran'ı önlemek için bulunuyorum. Bunun dışında en önemlisi bence İsrail'in Irak ve Suriye'de yürüttüğü bir takım saldırıları, operasyonları koordine etmede bu üssün yardımcı olduğunu iddia ediyorlar. Ben de açıkçası öyle düşünüyorum yani e İsrail'in yürüttüğü çok sayıda saldırı var, operasyon var ve Amerikan güçleri bir şekilde koordinasyon desteği sağlıyorlar ve bu üstünde bu bu açıdan işlevsel olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında tabii ki Amerikalar burada üstlenirken Ürdün'ün de sınırlarını tahkim edecek bir takım programlar geliştirdiler vesaire. Yani bu programlar sınırları güçlendirme çerçevesinde milyonlarca dolar yardımı içeriyor. Ürdün'ün tabii ki Ürdün'de ve çok daha büyük bir Amerikan üssü var. 7000, 7500 civarında Amerikan askerinin bulunduğu bir üs. Bu üs son zamanlarda birazcık daha genişledi. Sayı daha da artmış olabilir. Amerikan askeri sayısı daha da artmış olabilir. Tabii Ürdün topraklarında ilk kez böylesi bir saldırı oluyor. Ürdün e, ilk açıklamasında, resmi açıklamalarda e, pek yani Ürdün'de olmuş gibi davranmadılar. Tenef üstünü işaret ettiler ama daha sonra saldırının Ürdün sınırları içerisinde olduğu ortaya çıktı. Peki bu saldırıyı kim e, gerçekleştirdi. E, hemen öncesinde Irak İslami direnişi adına bir açıklama yapılmıştı. Bu açıklamada e, birisi İsrail olmak üzere diğerleri de e, şeyde e, Suriye'de 3 e, yerin bombalandı ya da işte insansız hava araçlarıyla vuruldu söylenmişti. Amerikan üstlerinden bahsediyoruz. E, İslami direniş e, bir çatı yapısı, çatı çatı yapılanması daha doğrusu İran İran destekli ya da İran'a yakın Ketab Hizbullah ve Nüceyba gibi örgütler burada yer alıyor. Bu Amerikalı kaynaklar yani Irak İslami direniş içerisinde açıklama onlardan geldi ama Irak'taki Ketab Hizbullah'ın bunu yapmış olabileceğine işaret ediyor. Burada e, tabii üzerinde durulması gereken çok şey var yani e, Amerika'nın ve Amerika'nın bölgedeki askeri varlığı epey zamandan beri tartışılıyordu. Ancak burada şimdi çok daha ciddi bir durum var. Bu tartışma meselesine, çekilme meselesine de geleceğim. Ancak burada Biden yönetimi ne yapacak? Bundan sonra nasıl bir tavır alacak? Bu önemli. Önceki misillemeler, Amerika'nın üstlerine yapılan saldırılara misillemelerde Irak içerisinde Haçlı Şabiye bağlı grupların üstleri, merkezleri, karargahları bombalanmıştı. 4 Ocak'taki misillemede önemli bir komutan yaşamını yitirmişti Amerikan misillemesinde. Şimdi tabi durum birazcık daha farklı. Joe Biden, Başkan Joe Biden ilk açıklamasında henüz bilgi topladıklarını ancak Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini gerçekleştirildiğini biliyoruz dedi. Yani ee, henüz e, bir örgütü doğrudan işaret etmediler ama e, bu milislerin gerçekleştirdiğini söylüyor. Hiç kuşkusuz bizim seçeneğimiz bir seçeceğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız dedi. Amerikan medyasına baktığımız zaman pazar günü Biden danışmanlarıyla olası yanıtın ne olacağını konuştu tartıştı. Bir yanıt verilecek bu kesin ama bu yanıtın nasıl olacağı, nerede olacağı, ne çapta olacağı konusunda bir belirsizlik var. İnce bir şey noktası beliriyor burada yani çizgi beliriyor daha doğrusu yani yapılan yorumlara baktığımız zaman Öyle bir yanıt verelim ki bu İran'la bölgesel bir çatışmayı tetiklemesin ama yani bu bunu eğer çok da hafif bir yanıt vermeyelim ki İran destekli milis güçleri saldırmaya cesaret edemezsin. Yeniden yeniden tekrar saldırmaya cesaret edemezsin. Bu nasıl olacak? Bunu nasıl kalibre edecekler? Elbette bilmiyoruz. Fakat Amerika'da cumhuriyetçi kanat özellikle İran'a vurmaktan yana mesajlarını artırdı. Zaten seçim satim halinde olan bir ülke. Cumhuriyetçiler Biden yönetimini epey zamandan beri Irak'ta ve Suriye'de Amerikan üstlerine saldıran milislere karşı yumuşak olmakla İran'a karşı çok esnek davranmakla suçluyorlardı ve bu minvalde baktığımız zaman epeyce bir sert yanıt beklentisinin oluştuğunu söyleyebiliriz. Senatodaki azınlık lideri Mitchell McConnell çok sarsıcı bir yanıt İran'a tabi. Sarsıcı bir yanıt verilmesi gerektiğini söylüyor İran'a ve hem de onun vekil güçlerine diyor. Tabi pek çoğunuz görmüşsünüzdür. Senatör Lindsey Graham e, İsrail'in çok e, böyle radikal destekçilerinden birisi e, artık İran içerisindeki hedeflerin vurulması gerektiğini açık bir şekilde söyledi. Çağrı yaptı ve de İran e, İran'ın sadece ve sadece güçten anlayacağını belirtti e, ve buna yönelik de bedeli ödemesi gerektiğini söyledi. Bunun dışında e, demokratlar birazcık daha temkinliler. E, İran'ın mesela Demokrat e, demokratların e, temsilciler meclisi silahlı hizmetler komitesinden e, Adam Smith şöyle diyor e, yani İran'ın doğrudan emir e, vermediği anlaşılıyor ama bir yanıt gerekiyor diyor. Burada demokratların tercihi birazcık daha yani İran'la doğrudan çatışmayı gerektirecek bir adımın atılmaması yönünde ama cumhuriyetçiler özellikle bastırıyor. E, yine Genelkurmay Başkanı da bir açıklama yapmış e, Amerikan medyasına Amerikan e, televizyon televizyonlarına bir açıklama yapmış. Diyor ki İran Savaş istemiyor. Bölgede Amerikan güçlerinin ayrılması için arayış içerisinde olsa da, yani burada yönetime sorumlu olan yetkililer ve yönetime yakın Kongre üyeleri'nin İran'ın doğrudan emir vermediğini düşündüğünü özellikle not edelim. Bu bir gerilimi sınırlama konusunda bir tercihi de yansıtıyor yönetim içerisinde bir tercihi ama Amerikan medyası özellikle yönetimin yanıt konusunda oldukça zor bir durumda olduğuna, olduğuna dikkat çekiyor. Yani bir yanıt verilecek ama bu yanıt İranın içinde mi olacak, dışında mı olacak? Ya da bu yanıt sadece İran bağlantılı milis güçleri güçlerle mi sınırlı olacak ve de bunun ölçeği ne olacak? İşte burada e, henüz karar verilemediğini belirtiyorlar. Bazıları da bunun çok gecikmeden yani 24 saat içerisinde de e, misillemenin gelebileceğini belirtiyorlar. E, ama bundan e, açıkçası çok kimse emin değil. E, bunun dışında tabii ki yani e, Trump e, hiç susmaz tabii böylesi bir mesele e, hele hele ortaya çıkınca Trump. Eğer ben başkan olsaydım bunlar olmazdı modundaki açıklamalarını tekrarladı. Yani bunu sadece bu saldırıyla bağlantılı olarak söylemiyor. Bunun Ukrayna savaşı da çıkmazdı diyor. Şu anki işte i̇srail filistin arasındaki çatışmalar da çıkmazdı diyor. Eğer ben başkan olsaydım bunun dışında tabii ki sert yanıt verme çağrıları özellikle pek çok yerden geliyor. Şimdi bundan sonra ne olur? Tabi asıl mesele hakikaten İran'ın içinin vurulup vurulmayacağı ya da İran unsurlarını ne ölçüde vurulup vurulmayacağı. Sonuç itibariyle bu işin kontrolden çıkmaması önemli. Her iki taraf için de önemli. Çünkü baktığımız zaman İran'da kesinlikle bu saldırıyla bağlantı kuran yorumları reddetti, açıklamaları reddetti. Temelsiz dedi İran Dışişleri Sözcüsü Nasır Kenani ve bunun bölgedeki devam eden, Gazze bağlantılı olarak devam eden savaş sarmalının bir parçası olduğunu, buna İran'ın işte direniş gruplarının saldırılarla ilgili verdiği kararların arkasında İran'ın olmadığını savundu. Şimdi tabii ki yani ben de bu konuda yorumlarımı söyleyeceğim fakat e, misilleme e, ne olur e, ne ölçüde olur onu bilmiyoruz ama e, bu saldırıları e, durdurma, durduramayabilir. Sonuç itibariyle e, bölgede e, bu saldırıların neden devam ettiği e, çok net olarak biliniyor. Deklar edilmiş amaçlar var. Bir kere Amerika'nın Kasım Süleymani ve mühendisi öldür, öldürmesi sonrasında başlamış neredeyse bir kan davasına dönüşmüş bir mesele. Ama asıl mesele tabi Amerika'nın bölgeden çıkarılması yönündeki bu direniş grupların aldığı karar var ve bu karar çerçevesinde gazzeye destek ve de bu savaşın sonlanması konusunda Amerika ve İsrail üzerinde baskı kurma amacıyla bir de artan saldırılar söz konusu. Yani önceden beri olan bir saldırı e, seviyesi e, birkaç kat daha arttı gazze bağlantılı olarak. Şimdi e, buradan gelen açıklamalar e, şunu gösteriyor özellikle İslami Irak İslami direniş e, grubundan gelen açıklamalar dedikleri şey şu: Amerika'nın bölgedeki hedefleri meşru hedef bölgedeki varlığı meşru hedeftir bizim için bu değişmeyecek Amerika'nın tehditleri burada bizim kararlarımızı etkilemeyecek bunu özellikle vurguluyorlar. Şimdi tabii son. Tablo yani bu işin boyutları önemli yani 70 şu ana kadar 70'in üzerinde Amerikan askeri bir şekilde yaralandı bu son olaya kadar yani 3 askerin öldü 34 askerin yaralandı son saldırıya kadar ondan öncesinde mesela Suriye İnsan Hakları Gözlem Evinin değerlediği bilgilere bakarsak 17 19 Ekim'den itibaren 104 saldırı gerçekleştirildi. Bunlar Suriye'de e, El Ömer petrol sahasına özellikle çok saldırı oldu. 24 tane. Haseke kırsalında Şedadi üstüne 15 saldırı. Koniko gaz tesislerinin olduğu üst e, ol, gaz sahasının Bulunduğu yerdeki üstse 29 saldırı, Rimelan'da Harabelcehir var oraya 17 saldırı, Tenefe 13 saldırı, Haseke kırsalında Telle, Baydar üstüne 2 saldırı. Maliki kırsalında Rubarya'da bir üst var oraya iki saldırı, Kasrak'ta bir saldırı, Israhat Vazir üstüne bir saldırı. Görüldüğü gibi pek çok yerde Amerikan üstleri vuruluyor. Bunun dışında bunlar Suriye tarafında olanlar bir de Irak tarafında olanlar var. Hem Kürdistan bölgesindeki üsler hem de Irak içerisinde Irak merkezi hükümetinin kontrolünün olduğu bölgelerde ki üsler defalarca saldırıya uğradı. Bu 150'nin üzerine 150'nin üzerine çıkıyor böyle bir şey topladığımız zaman iki tarafı da. Şimdi bu en önemli mesele tabi hani Amerika'nın çekilme konusundaki müzakerelerini bu etkiler mi etkilemez mi? Bir kere çekilme müzakeresi mi değil mi? Bu da tartışılan bir konu ama son zamanlarda bu mesele işte Amerikan medyasında da yer aldı. Amerikalılar bir süreden beri Amerikan dışişlerinin de içinde olduğu bir değerlendirme söz konusu. Siyain ulusal güvenlik konseyinin ve Pentagon'un yani bu çekilme konusunu Suriye'den özellikle çekilme konusunu değerlendiriyorlar. Alternatifler ne? Bununla ilgili daha önce bir program yapmıştım. Ancak şimdi Irak'taki gerilimlere paralel olarak. Irak hükümeti de baskı altına alındı. Koordinasyon çerçevesi ki koalisyon hükümetinin kurulmasının arkındaki ana şii güç koalisyonun arkasındaki oradaki partilerin de baskısıyla işte Başbakan Sudan'i Amerikalılar'a hani bu işi konuşalım, çekilme meselesini dedi. Taraflar bir araya geldiler. Aralarında askeri konsey toplantıları oluyor zaten. Bir görüşme yapıldı ama Amerikalılar henüz böyle net bir şekilde çekilmeden falan bahsetmiyorlar. Sadece ilişkileri yeni bir aşamaya taşımaktan söz ediyorlar. Yani bu çekilmeyi kapsar mı kapsamaz mı? Ya da Irak'taki asker, Amerikan askeri varlığı ya da misyonunun çerçevesi nereye evrilir? Ama Amerika'nın kafasında şöyle net tamamen çekilme gibi bir şey söz konusu değil. Yani bunu çok fazla ifade etmiyorlar. Yine de bir gündem var, yani çekilmeyi bir çerçevede ele alma gündemi var. Daha önce Şarkul efsat bir haber geçmişti. Bu konuda, e, bu enteresan bir durum. Tabi e, yani Sudan'ı Amerikalılar'a çekilme meselesini konuşalım diye çağrı yapınca e, Irak dışişlerine dışişlerine Amerikalılar bir mektup gönderiyorlar. Bu mektupta e, yani tamam konuşalım ama sizin de iki kez, üç kez e, derin derin düşünmenizi gerektirecek meseleler olacaktır. Bir ön uyarı, bir Ön almada diyebiliriz. Yani diyor ki mesajda Irak tarafının üzerine düşen yükümlülüklerin yanı sıra geri çekilme yöntemi, takvimi e, önemli. E, bu geri çekilmenin bedelsiz olmayacağı vurgulanıyor mesajda. Ayrıca İran'a sadık silahlı gruplara yönelik caydırıcı saldırıların durmayacağı da vurgulanıyor. Yani... Biz bunu konuşuruz ama Amerikalılar burada İran bağlantılı milis güçlerini vurmaya devam eder. Ayrıca bu işin e, yani e, çok sayıda boyutu olacaktır deniliyor. E, bu bu boyutun e, sadece askeri olduğunu zannetmiyoruz. Yani bu boyut e, çok çeşitli e, hani meseleleri ilgilendiriyor. En önemlisi. Irak'ın gelir kaynakları üzerindeki Amerikan kontrolü ne olacak? Yani Amerikalılar bunu bir sopa gibi gösteriyorlar ta tabii ki. Burada mali ve ekonomik yükümlülüklerden bahsediliyor. Irak'ın Buna hazır olup olmadığı vurgulanıyor. Yani Irak'ın işte buna IŞİD'le mücadele çerçevesinde henüz hazır olmadığı belirtiliyor. Özellikle bunlar hani çekilmeye karşı bir fren vazifesi görüyor. Bu tür itiraz noktaları. Bu mali boyut malum 2003 yılından bu yana BM Güvenlik Konseyi'nin verdiği bir karar çerçevesinde Irak'ın petrol gelirleri Amerikan hazinesi tarafından kontrol edilen bir banka hesabında tutuluyor. Bu anlamda Irak henüz tam bağımsız bir ülke değil. Amerika Irak üzerinde böyle hani e, kancalarını çak e, e, geçirmiş durumda kolay kolay bırakmayacaktır. Tartışma bir çekilmeyi içerse bile. Daha önce Obama döneminde de benzer bir süreç başlamıştı bu uzun sürmüştü en nihayetinde bir stratejik anlaşma imzalanmıştı ve Amerikan güçleri muharip olanlar daha çok çekilmişlerdi geriye kalan misyon bir danışmanlar e, misyonuydu. Yani Amerikan askeri varlığı danışmanlık seviyesinde bir varlığa dönüştürülmüştü. Savaşı yürütenler çekilmişti. Sonra IŞİD'le mücadele çerçevesinde 2014'te tekrar muhalif güçler geri geldi. E, haliyle Amerikalılar bunun askeri varlığının biçimini, yönünü, yöntemini, ilkelerini, çerçevesini konuşacaklar. Bu epeyce zaman alacak deniliyor. Yani bunu konuşuruz ama bu öyle kısa sürede bitmez, tamamlanmaz deniliyor. Ancak burada özellikle Irak siyaseti içerisinde hem Amerika'nın bölgeden çekilmesini temel bir amaç edinen gruplar var, siyasi kanatlar var, İran bağlantılı olanlar ya da olmayanlar, hepsini İran'a bağlamak mümkün değil. İran'a çok mesafeli olan gruplar içerisinde de Amerika'yı düşman olarak görenler az değil. Bir tarafta da Amerika'yı orada hem siyasetin kurgulanmasında önemli bir katalizör güç olarak gören. Gruplar, taraflar var. Hem de İran'ı destekleme açısından da Amerikan varlığını önemseyenler var. Bir kere Kürdistan'daki partiler Amerikan askeri varlığını önemseyen tarafta yer alıyorlar. Bunun dışında tabii Sünni aktörlerden de var. Ama Şii aktörler içerisinde de şu anda bu çekilmenin çok hızlı bir şekilde olmasını tehlikeli bulanlar da var. O yüzden Irak siyaseti çok fazlasıyla bölünmüş durumda ve hani Amerikalılar orada top yekün zorlayacak ortak bir tutumdan ya da tavırdan söz edemeyiz. Orada bölünmüşlük Amerika'nın en önemli avantajı, bu bölünmüşlüğü çok iyi bir şekilde şimdiye kadar kullandı. İran da bu bölünmüşlükten yararlanıyor. Haliyle Irak siyaseti İran ile Amerika arasındaki paslaşmalar, geri adımlar ya da hamleler arasında şekilleniyor. Şu ana kadar 2003'ten beri olan bu. Bundan sonra da bunun böyle hızlı ve radikal bir şekilde dönüşmesi o kadar kolay kolay beklenmez. Ama biz bu meseleyi sadece Irak bağlamında düşünemeyiz. Yani bu işin tabii ki Suriye'deki denklemle e, doğrudan alakası var. Yer yer Amerikalılar acaba hani Suriye'den çekilip Irak üzerinden operasyonlara devam etsek mi diye de düşünüyorlar. Ürdünde de askeri varlığı söz konusu. En yakın e, mevzilerden bahsediyorum. Yani Amerikalılar Suriye'de 900 askerini çekip e, operasyonları e, Suriye Demokratik güçlerine destek vererek e, Irak tarafından da ya da Ürdünden de sürdürebilirler. Bunun dışında Irak'tan çekilmek şu anda şu aşamada çok böyle yakın vadede olası bir karar gibi gelmiyor. Amerika'da seçimler var. Seçimler öncesinde Biden yönetimi zafiyet gösterisi gibi zafiyet göstergesi gibi algılanacak bir hareketten çekinebilir. Trump burada çok şey şahin bir şekilde Biden'ı sıkıştırıyor, sıkıştırmaya devam ediyor ama. E, tabii şöyle bir çelişki de var. Yani Trump, e, yani bu bölgede bu büyük savaşlarda bizim ne işimiz var? Bu Amerikan çıkarlarına hizmet etmiyor diyen bir liderdi. E, Ali ile Trump e, çekilme Çekilme meselesinden ziyade bölgede kararlılık gösterisine daha fazla önem veren bir tercihte bulunabilir. Yani çekilme meselesi işte demokratlar çekilmek istemiyorlar, cumhuriyetçiler çekilmek istiyorlar şeklinde bir mesele değil. Amerikan sonuç itibariyle kurulu düzeni ve tabii ki Pentagon'un, CENTCOM'un buradaki değerlendirmeleri son derece karar mekanizmalarında önemli. Bunlar göz ardı edilemez. Bunun üçüncü boyutu tabi şu an devam eden İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü savaş var. Bu savaşın yol açtığı bölgesel bir gerilim söz konusu. Yani Amerikalılar sadece Irak ve Suriye'de değil Yemen tarafında Kızıl Deniz'de de e, bir e, şeyle karşı karşıyalar, e, bir meydan okumayla karşı karşıyalar, Yemen'den husiler. En Ensarullah hareketi işte saldır İsrail'in saldırılara son vermesi, insanın yardıma izin verilmesi çağrıları eşliğinde İsrail'e giden gemileri hedef alıyorlar. Son zamanlarda Amerikan ve İngiliz saldırıları nedeniyle onları da hedef alan bir genişleme var. Bunlar tabii ki bir bir yerde İran'a da bağlanıyor. İran'ın bu Ensarullah grubuna Husilere verdiği destek nedeniyle bir gerilim yani artık paket haline geldi. Birbirini etkileyen bir paket haline geldi. O yüzden de sadece Irak'ı Irak'la sınırlı olarak konuşmak mümkün değil. Zaten bu Irak İslami Direniş Hareketi o yaptığı açıklamada 3 Amerikan üssünün yanı sıra İsrail'in Hayfa limanına yakın bir deniz üssünü de vurduğunu öne sürdü. Haliyle bunlar artık birbirine etkileyen meseleler. Amerika yanıt verirse bu yanıt nereden verilir onu bilmiyoruz ama buna karşı yanıt da gelebilir. Ya da yani bu yanıt bir şekilde danışıklı ya da böyle ön, ön, önceden mesaj, mesajlaşarak da aracılar var malum Amerika ile İran arasında. Ee, hani daha iyi kalibre edilmiş, daha sınırlı tutulmuş, yani ileri daha farklı misillemeleri de gerektirmeyecek şekilde de e, böyle ölçülü olabilir. Yani bunu bilmiyoruz tabii. Ee, bildiğimiz şey 4 yıl önce Kasım Süleymani öldürüldüğünde ee, İran yanıt verdi, 50'nin üzerinde balistik füzeyle e, Irak'taki Amerikan üslerini vurdu. E, burada e, 109 Amerikan askeri e, yaralandı, beyin travması vesaire, beyin yaralanması daha doğrusu e, geçirdi. E, Amerikan yönetimi o dönem Trump e, buna yanıt vermemeyi tercih etti. Yani evet, biz Kasım Süleymani öldürdük, İran'da. Bir misilleme yaptı. Amerikan askeri ölmedi. Biz bunu içimize sindiririz dediler ve sindirdiler. Şimdi o zaman bir mesajlaşma olduğunu anladık. Şu anda tabii ki 3 Amerikan askeri öldüğü için durum biraz farklı ve burada Amerikalılar bu misillemeyi önceden bir şekilde mesajlaşarak mı yapacaklar yoksa habersiz mi yapacaklar ya da bunu İran'a değil de e, İran bağlantılı milis güçlerine doğrudan çok daha güçlü bir şekilde mi yapacaklar ya da onu bu bununla yetinecekler bundan hiçbirisini bilmiyoruz. E, bildiğimiz şey e, bu sarmalın bitmeyeceği yani öngörebildiğimiz şey daha doğrusu e, son itibariyle Amerikan oradaki varlığını kendisi için tehdit gören ve Amerika'nın gitmesini önemli bir hedef olarak belirlemiş gruplar var. Ve bu grupların arkasında da siyasi güçler var ve onların en önemli destekçisi de İran. İranla bölgedeki hesaplaşmalar kolay kolay bitmedi. Bu 79'dan beri devam eden bir mesele ve bugünlerde işte artık bölgesel bir savaş bağlamında bu gerilimleri ele alıyoruz. Ama kimse yarın çatışmanın bölgeselleşip bölgeselleşmeyeceğini bilemez, öngöremez. Bunu Amerikalıların da bilebildiğini zannetmiyorum. Ama Amerikalılar İran'ın bölgesel savaş istemediği tespitine önem vermeye devam ediyorlar. Ya da bunu önemsiyorlar. İranlar da e biz savaş istemiyoruz diyor açıkça bunu söylüyorlar. E böyle enteresan bir denklem var izleyip göreceğiz Şimdilik bu kadar söyleyeceklerim Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir anlaşılmışımdır Çok teşekkür ederim Hoşçakalın.